Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayri velâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtu fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal: İza erade ahadukum seferan fel yusellim ala ihvanih fe innallaha yeziduhu bi davetihim hayra. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullahu Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler, Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervanı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İzâ arâde ahadukum en yu'tiye ahâhu ardan fel yemnahhe. Sizden biriniz din kardeşine tarıma elverişli, ziraate elverişli, meyvelik, böyle ya ekin ekecek ya da meyve sebze yetiştirecek bir arzı, bir yeri vereceği zaman, vermeye niyet ettiği zaman فَلْيَمْنَحْهَا اِيَّهُ ana bedava versin, hediye etsin, bedava versin. Evet, Bukhari'de şöyledir hadis: مَنْ كَانَتْ لَهُ arzun, bir kimsenin arazisi var, فَلْيَزْرَعْهَا onu eksin, bitsin, diksin. Evliyemnahhe ahahu, yapamıyor. Van'dan, Erzurum'dan, Malatya'dan, Maraş'tan, Hakkari'den gelmiş İstanbul'a, tutunmuş, mağaza açmış, dükkan açmış, memur olarak buraya gelmiş, memlekette arazisi var. Ne zaman gidip de ekecek, dikecek? Evet, bu arazisini din kardeşine karşılıksız al, sen ek desin. Evet, öyle diyor peygamberimizin şeysi bu, tavsiyesi bu. Evet, Buhari hadisini arz ediyor size. Ekemiyorsa kardeşine versin, karşılıksız versin. Fein ebe fel yumsik ardahu. Vermiyor adam, vermezse vermesin, tutsun o zaman. Bu kahrına söylenen bir söz. Vermezse vermesin. Sevmiyor vermemeyi. Ver yahu, o da senin kardeşin. Ne olsa ekemiyorsun. Yeryüzün bir şeyler bitirsin, milletin kursağına bir şeyler gitsin. İnsandan karnı doysun, o orada verimsiz kalıyor. Senin mülkün için kim ekemiyor, dikemiyor, giremiyor, çıkamıyor oraya. Muattal kalmasın. İslam bu. Ver birisine de eksin, diksin orayı. Mülkiyetin demiyoruz canım. Kullanılmasını versin efendim. Eksin diksin. Eksin diksin. Orada bir insan kursağına bir şey gittiği sebep olsan, bu da hayır, büyük hayır. Evet, Müslüman böyle olur. Vermeyecekse vermesin. Canı sıkılıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu memleketinden büyük şehirlere gelip de şu veya bu şekilde orada kalıp memleketinin arazileri boş bırakanlara büyük şamar var burada. Toprak boş kalmamalı, ekilmeli, dikilmeli. Bakın, toprak boş kalmamalı, görüyorsunuz.
Şimdi adam parayı kazanıyor, yastığın altına koyuyor. O da yanlış. Eskiden para altında gümüştü. Tedavül eden para altında gümüştü. Sonradan banknot çıktı, kağıt para çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kağıt para yok. Hep altın var, gümüş var. Neden? O zaman piyasada elden ele dolaşan altında gümüştü. Osmanlılar döneminde son zamanlarda çıktı. Daha evvel mesela bu eseri yazan zat Ahmet Yani Gümüşhanevi hep gümüş para, altın para piyasada geçerli para olduğu için talebelik sırasında para kesesi dikermiş. Herkesin cep kesesi var. Kuruşları koyuyor, gümüş kuruşları, paraları, metalikler. Ben metaliye falan yetiştim. İşte onları koyuyor kesesi ve o kese örermiş, onu satarmış, ondan elde ettiği gelirle karnını doyurmuş, öyle okumuş. Babasından para istememiş. Mahmut Paşa Camii'nde, orada medrese var caminin şeyinde, kimsenin beğenmediği, duvarları akan, üstü akan rutubetli bir odaya demişler, al molla, istiyorsan burasını sana verelim. Memnuniyetle girmiş orada. Ama bu kitabı yazmış. Böyle kimseden dilenmeksizin para kesesi örerekten onları satarak geçimini sürdürmüş ve işte bu kadar büyük alim olmuş. Allah uğrunda böyle şeylere katlanmış. Allah da ona kapıları açmış. Allah ondan ve onun gibi bize güzel eserler bırakan, dinimizi öğreten alimlerden Allah razı olsun. Tüm geçmişlerimizden Allah razı olsun. Evet efendim, böyle parası olan, şimdi onu arz etmek istiyorum. Bakın, arazisi olan boş durdurmasın, eksin. Kendi arazisidir, eker diker. İslam'da mülkiyet mukaddestir. Kimse mülkiyete tecavüz edemez. Ve bugünkü hukukta da mülkiyet düzeni kamu düzeninin temelidir. Devlet olabilmek için toprak lazım evvela. Topraksız devlet olmaz arkadaş. Mülkiyet düzeni çok önemli. Toprak, mülkiyet çok önemli. Bu düzeni sağlamadın mı devlet filan yok. Mutluluk filan da yok. Nerede oturup kalkacaksın? Nereye gömüleceksin? Çok önemli. İslam'da da temel haklardandır mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı mukaddestir. Sen izin vermedin kimse tecavüz edemez, giremez, çıkamaz, alamaz, sıtamaz. Böyle, Kur'an'da böyle. Bunu durdurma diyor. Durdurma. Osmanlılar bu hadisi uygulamışlar. İşte timar, zeamet filan diye grupları var. Devlet ordusuyla araziyi fethediyor. Düşmanlardan savaşıp galip geliyor, fethediyor. Veriyor işte o askerlere, paşalara, burası senin diyor ama istediğim zaman bana asker göndereceksin, vergi vereceksin filan. Ekmezse elinden alıyor. Evet, versin eksin diksin, vermeyecekse vermesin, kızdı ya peygamberimiz. Bunlar uygulamışlar, yeryüzü toprağı boş kalmamalı. Şimdi buradan hareketle altını gümüşü olan evine hapsediyor. O zaman kağıt para yoktu. O para yok diye ona bu hüküm geçmez diyemeyiz. Kağıt para yoktu. Hep altın gümüş parayla onu alıp veriyordun. Ne diyor İslam? Altının 1/40'ını zekat vereceksin diyor. Gümüşün 1/40, 200 dirhem de şey ölçüleri, zenginlik ölçüleri, gümüşün 200 dirhem, altının 20 miskal. 81 gram Diyanet İşleri Başkanlığı 20 miskal altının bugün 81 gram altına karşılık olduğunu söylüyor. Biz de onu kabul ediyoruz. Kurumdur. Kabul ediyoruz. Yani farklı görüşler var da onu kabul ediyoruz. Zenginlik ölçüsü kabul etmiş Peygamberimiz. Şimdi kağıt para geçiyor. Ne demek istiyorum? Altının evinde durduruyor. Kan hanımefendi gerdanını asıyor. Bilezik olarak koluna takıyor. Kadınlara caiz. Kocalarına güzel, şirin görünmek üzere sevap. Dikkat edin ama. Kocalarına güzel, şirin gözükmek için süslenmeleri evli kadınların sevap. Sevap.
Ama başka erkeklere böyle yübdîne zînetehünne gösteremezler diyor. Allah öyle buyuruyor. Gösteremezler diyor. Kocasına sevap. Şimdi böyle altınları var, bilezikleri var. Zekatını vereceksin diyor. Ne demektir bu? Evet, takabilirsin, süslenebilirsin kocana ama bu aslında tedavül vasıtasıdır, paradır. Öyle burada boşuna durmasın. Boşuna durarsa her sene 40'ta birini ala ala tüketirim ha. Demektir bu. Çalıştır demektir bu. Şimdi de bütün devletlerin derdine şey para. Gizli para. Yastık altındaki para. Adam bütçe yapacak, hesap edemiyor. Gelirini, giderini, ne kadar param var, ona göre ayağını uzatacak. Bilemiyor, saklıyorsun. Yanlış, İslam'da da yanlış bak. Para saklamayacaksın. Saklarsan zekatını alıyoruz biliyorsun. Para oldu mu, kağıt para olsun, altın para, gümüş para, zekatını alıyor İslam. Tüketirim ha diyor. Bak 40'ta bir Allah Allah her sene mecbursun vereceksin. Bu çalıştır demektir. Çalıştırmazsan ben alırım demektir bu. Onun için para saklamak İslam'da iyi değil. Arazi saklamak iyi değilden buraya geldik. Bakın hadis okudum size. Onun için ne yapacaksın? Paran varsa parası olmayan bir mümini bulacaksın. Yazacaksın Kur'an'da ayet ömre öyle yazın diyor. Yazın böyle iş yapacağınız zaman bir müminlerle Allah'ın emri bu. Peygamberin sünneti bu. Öyle tamam inanıyor mu? Yo 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 yo. İnansan da yazacaksın. Şu olur bu olur. Biliyorsunuz insan nedir? Çiğ südenmiştir. Bugün böyle çok senli benli dost olursun. Yarın başka olabilir. Çiğ südenmiştir. Sen diyorsun bunu. İnsan çiğ südenmiştir. Allah da buyuruyor ki yazın çizin. Ne kadar sevişseniz, samimi olsanız da yazın. O yazıya göre ortaklık kurun. Para benden, çalışma senden kardeşim. Buyur, şu işi yapalım. Deyin. Evde saklarsanız bak zekatını ala ala tüketirim ha. Çalıştırmasan da para çalışıyor, kabul ediyor İslam'da. Zekatı alınıyor. Bu demektir. Parayı saklamayın, çalıştırmamazlık etmeyin. Çalıştırın. Altını hapsetmeyin. Fîn aceze anha felyemnahha ahahul muslim. Evet, Müslim'deki hadis böyle. Arazi olan eksin diksin, ekip dikemediyorsa kardeşine, Müslüman kardeşine versin. Fela yu'acirha. Ücret karşılığı vermesin ya, insanlık çalı başına bitti ya. Ne olsa sen faydalanamıyorsun. Kardeşin eksin diksin yahu, onu ekip dikebilecek. Hadis öyle. Bundan dolayı bazı alimler bu şimdi okuduğum Müslim hadisine binaen arazinin, tarlanın, arsanın kiraya verilemeyeceğini, doğru olmadığını söylemişler. Bu hadise dayanmışlar. Evet. Ama kiraya verilebilir. Kiraya verilebilir. Hani yok, benim de ihtiyacım var. Çocuğu okutacağım, şu yapacağım, bu yapacağım. Tamam. Verebilirsin. Araziyi de kiraya verebilirsin. Evini, daireni de kiraya verebilirsin. Başka işte şeyleri de kiraya verebilirsin. Vasıtanın şunu bunu. Yalnız kira verirsen bak ne diyor peki. Vela yu'tihi bis-sulus ve'r-rubu'. Evet. Ama üçte birine, dörtte birine diye olmaz. Böyle vermesin. Ne demek bu? Bir insan kira akdi yapacağı zaman, alışveriş yapacağı zaman İslam dinimizde, İslam dininde kavga çıkmasın, her şey buna dirlik düzenlik olsun diye akdin şartları var. Taraflar bir kere ehil olacaklar. Deliyle olmaz, sabi çocuğuyla olmaz bu iş. Aklı eren, yükümlü, mükellef bir kimse olacak iki tarafta. Ondan sonra neyi kiraya vereceksin? Bir şeyi kiraya vereceksin. Para kiraya verilmez arkadaş. Bir arazi kiraya verilebilir. Gayrimenkul kiraya verilebilir. Eşya kiraya verilebilir. Eşya kiraya verilebilir. Şimdi diyorlar ya, faiz olmaz canım, biz parayı çalıştırıyoruz, parayı kiraya veriyoruz. Olmaz. Parada yok. Altında yok. Altında yok. Gümüşte yok bunlar. Ribevi mallar deniyor. Evet, bunu
böyle bir eşyayı kiraya verebilirsin. Verdiğin zaman verdiğin şey belli olacak. İki, kaç paraya vereceğin belli olacak. Kira ücretine kesin olacak. Öyle üçte biri, dörtte biri. Üçte biri ne kadar? Belli değil ki. Belli değil ki. Belli olmadığı için vermeyin diyor. Kira geliri neyse, kaça kira verdiğin arazi belli olacak. Kavga dövüş olmadan o kirayı kesin olarak sen alacaksın. Çok kar etti kullanmaktan yahut da şundan mı? Olabilir. Ona göre kirayı verdin, anlaştın. Çok kar etti diye ben bunu az buluyorum diyemezsin. Anlaşmışsın. Böyle bir daha da anlaştığın zaman kaç sene olduğunu da söyleyeceksin. Kaç ay olduğunu da söyleyeceksin. Söylemezsen yoksa bir aylık olur. Evi kiraya verdin, konuşmadınız. Ayda şu kadar dedin, süresini belirtmedin. Bir ay, dini açıdan konuşuyorum tabii. Ben kira kanunu, bugünkü yürürlükte olan kira kanunu, burası din kürsüsü. Dini açıdan arz ediyorum. Derseniz bir aylık olur o, bir ay sonra çık derse çıkarsın. Dini açıdan çık derse çıkarsın. Öyle değil. Ayda şu kadar kiradan 2 sene tamam sana kiraladım. Eyvallah. Araziyi de böyle şu paraya besin kesin belli olan bir parasal değere şu kadarına, şu kadar aylığına, yıllığına kiraladım olabilir. Ama belli olmazsa yuvarlak olmaz. Kavga çıkar çünkü. Müminlerin kavga arasında kavga çıkmasın Allah istemiyor. Birbirleriyle güzel, hoş geçinsinler, kardeşçe geçinsinler diye böyle şeylerle para işi girdi mi, değil mi? Sofuluğu bozar para. Siz öyle diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. İnsan parayı çok sever. Onun için sağlamlamalı, yazmalı, çizmeli, her şeyi böyle kesin ifade etmeli. Bu hadis-i şerif de bize onları anlatıyor. Demek ki kiracılık mümkün ama ayını, gününü, kaç para olacağını belirtmek, kavgaya mahal vermemek suretiyle, kavgaya yer olmayacak şekilde kesinlik olmak şartıyla ve de geçersiz şartlar ortaya koymamak kaydıyla böyle kirayı vermek mümkündür, mümkündür. Hadis-i şerif bize onu ifade ediyor. Onu ifade ediyor. Evet. Taberani, Abdullah İbn Abbas'tan, Buhari'de bunu ifade eden lafızları değişik başka hadislerde var.